konuşma sırası Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'indir. Buyurun Sayın Çakırözer. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Arslan, buyurun lütfen. Yerinize. Buyurun Sayın Çakırözer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. AKP'nin 16 yıllık iktidarı döneminde ve sonrasında güçler ayrılığı ilkesinin yok edilerek bugün kurulan tek adam yönetiminde Cumhuriyet'in dış politikasının temel referansları terk edilmiş, Türkiye hayalci, ölçüsüz, dengesiz, öngörülemez bir dış politika izler hale gelmiştir. Suriye meselesiyle başlamak isterim. Sayın İçişleri Bakanımızın dün bir açıklaması yansıdı. Esad ile çalışabiliriz diyor. Bakın 7 yıl önce bizim söylediğimiz noktaya şimdi geldiniz. İşte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl önce dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup. Ne diyor? Türkiye komşumuzun içinde taraf olmasın diyor. Bir barış konferansı toplayalım, rejim ve muhalifleri bir araya getirelim, bu ateşi söndürelim diyor. Yoksa Türkiye zarar görür diyor. Dinlemediniz. Ne yaptınız? Rejim değiştireceğiz, ihvancıları getireceğiz dediniz. Ateşe benzin döktünüz. 7 yıldır bedelini tüm Türkiye ödüyor. Terörün bizlerden aldığı yüzlerce canımız, yok olan sınır ticaretimiz, birlikte yaşamak zorunda kaldığımız 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz. 7 yıl önce sınırda muhatabımız Suriye yönetimiydi. Şimdi sınırın öte yanında IŞİD var, Nusra var, PKK var. Onlarca terör örgütü cirit atıyor. 3 saatte Şam'a gidip namaz kılacaktınız. Olmadı. Vatan toprağımız Süleyman Şah Türbesi'ni 9 saatte kaçırmak zorunda kaldınız. Hatadan dönmek erdemdir. Sizin Suriye politikanız asla bir başarı olarak sunulamaz. Yaşanan acıların sorumlusu sadece ve sadece AKP hükümetleridir. O zaman dinlemediniz, bari şimdi kulak verin. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP olarak diyoruz ki, bölge sorunlarının dermanı yine bölge ülkeleri olmalıdır. Türkiye, Suriye, İran ve Irak arasında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı, bölge barışı için hizmet vermelidir. Dış politikamızın temel unsuru Batı kurumları ile ilişkilerde de çok büyük geri gidiş var. Türkiye hak ihlalleri nedeniyle kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'nde 12 Eylül darbesinden sonra ikinci kez gözlem altındaki ülke statüsüne düşürüldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye hakkında 3000 ihlal kararı çıkmış durumda. Bu kararların anlamını en iyi bilen kişi bugün Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Çünkü o kurumda parlamenter meclis başkanlığı gibi önemli bir görevi üstlenmiş bir isim kendisi. Maalesef bu rakamlar, bu kararlar sadece onun için değil, hepimiz için büyük bir utanç vesilesi. Demokrasi karnemiz geriye gidiyor. İşte bu nedenle Avrupa Parlamentosu üyelik sürecimizi dondurmak istiyor. Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme haklı talebimizi bekletiyor. Bakın veto yetkisine sahip olduğumuz NATO'da bile Türkiye'deki hak ihlallerine ilişkin rapor hazırlanabiliyor. Sayın Bakan övünüyor. Afrika'ya 50 elçilik açtık. Yurt dışında misyon sayımız 250'yi buldu diye. Diplomaside başarı ve itibar sadece skor yaparak gelmez. Önce demokrasiniz güçlü olacak. İç barışınız olacak. Siz kendi vatandaşınızı düşüncesi için, protestosu için hapsederseniz, gazetecileri açık açık tehdit ederseniz, ülkemizin saygınlığını da yok edersiniz. Bakın 2008 yılında Türkiye 40 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üye seçildi. Hem de 151 oyla. Birkaç yıl sonra bir daha aday oldu. 2016 yılı için. Sonuç neydi? Fiyasko. Afrika ülkeleri bile vermedi. Sadece 60 oy aldık. Bunların gerekçelerini iyi düşünmek lazım. Değerli arkadaşlarım, en çok vurgulanan konu dış politikada insani ve ilkeli olmak. Ama bizde hep çifte standart ilkesi işliyor. Bakın, Müslüman kardeşler üyeleri hapiste diye Mısır ile ilişkiyi kestik. Kahire'de yıllardır büyükelçimiz yok. Peki Rusya Kırım'ı hukuksuzca ilhak etti. 400 bin Kırım Tatarı işkenceler, baskınlar, hapisler altında. Ülkemizde yüz binlerce Tatar kardeşimiz bu acıları derinden paylaşıyor. Rusya'ya tepki gösterebildik mi? Diğer yanda bu iktidarın Doğu Türkistan diye de gündemi yok. Doğu Türkistan'da 1 milyon Uygur Türküne zulüm ve işkence yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de toplantı yapılıyor. Türkiye'nin temsilcisi diyor ki, Çin'in insan hakları konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ne Doğu Türkistan var, ne Sincan var, ne Uygur Türkü var. Hiçbiri yok. Hani ilke, hani insani dış politika?
İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik şiddeti, Kudüs'teki olduğu bittileri kabul edilemez diyoruz. Ama gel anlaşmaları iptal edelim deyince çıt yok. Laf çok, İslam konferansını topluyoruz, BM kararları alıyoruz, büyük elçilerini istemiyoruz, kendi elçilerimizi çekiyoruz ama yaptırım yok. Peki konu İsrail olunca mangalda kül bırakmayanlar, işin ucu Suudi Arabistan Krallığı'na gelince ne yapıyor dersiniz? Hani öldüğünde yas ilan ettiğimiz Suudi Krallığı? Hani bugün kahrolduğumuz Yemen'de yaşattıkları trajediye lojistik ve istihbarat destek sözü verdiğimiz Suudi? Sözlerinizi bağlayın Sayın Çakır Özel. Bu Suudiler Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da konsoloslukta öldürdü. Meclise sunulmasa da elinizde her tür dinleme var, görüntü var. Soruyoruz, madem öyle neden katliam timinin çıkışına izin verdiniz? Neden Suudi konsolosunu ifadeye çağırmadınız? Neden çağırmayıp bir de VIP'ten gidişine izin verdiniz? İsrail'e, Mısır'a, Almanya'ya, Hollanda'ya bundan çok daha hafif diplomatik krizlerde gösterdiğiniz tepkileri şimdi hem de kendi ülkemizdeki katliam için neden göstermiyorsunuz? Oraya buraya ses kaydedilin etmek dışında ne yapıyorsunuz? En azından soruşturma sonuçlarına kadar neden bu elçilerini geri göndermiyorsunuz? Neden kendi elçimizi geri çekmiyorsunuz? Körfez'e bir başka çifte standart örneği Katar'dır. Bakın, Körfez'de yaşanan gerginlikte ambargo altındaki Katar'a biz sahip çıktık. Süt ve mama dahi Türkiye'den gitti. Yetmedi, oraya üs kurduk, asker gönderdik. Sonra duyduk ki aynı Katar gidip Kıbrıs'taki Türk kardeşlerini satarak Rumlarla stratejik petrol anlaşmaları yapıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl din kardeşliği soruyorum. Şu çağrımızı buradan Katar Şeyhine iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne minnetinizi göster. Sayın Çakır Özer bağlayın lütfen. Yapmak istiyorsanız bize uçan saray göndermeyin. Masrafa girmeyin. Yapmanız gereken tek şey Rumlarla bu ayıplı anlaşmayı iptal etmektir. Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaktır. Ve hatta Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkımıza bundan büyük hediye olamaz. Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan açıkladı. Dışişleri personelinin %23'ünün yani 600 diplomat ve diğer çalışan FETÖ ile iltisaklı oldukları için atıldı. Türkiye'nin en kilit bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na böylesine organize bir biçimde 600 kişi nasıl sızdı? Bu bakanlığın uzun cevaplı esey tarzı sınavlarını FETÖ'cüler sızabilsin diye kim test usulüne çevirdi? Bu sadece bir personel başkanının, bir genel müdür yardımcısının işi olamaz. Bunun altında hangi siyasi otoritenin imzası varsa onlar bu rezaletten sorumludur. Bu hesaplaşma yapılmadan Türkiye'nin kendisini FETÖ'den temizlediği söylenemez. Son olarak değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan. Bunu bağlayın, artık uzatalım. İki kere tabii, uzattım. Son olarak değerli arkadaşlarım, diplomasi bir liyakat işidir, gelenek vardır. Tamam, selamlayın lütfen. Açalım. Katiplikten başlarsınız. Ataşelik, maslahat, güzellik, konsolosluk, büyükelçiliğe uzanan bir yol. Bu geleneğin korunması ve siyasi müdahaleden uzak tutulmasından Türkiye kazançlı çıkar. Son dönemde bakanlığa yapılan büyükelçi atamalarında liyakatin yerini partiye sadakatin alıyor olması kaygı vericidir. FETÖ de böyle yaptı. Sızdırdıkları diplomatları örgüte sadakate göre yükselttiler. FETÖ ile birlikte düştüğünüz hataya şimdi kendi kendinize düşmeyin. Dışişleri Bakanlığı'nı siyasi atamalardan lütfen uzak tutun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.